بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Dersimiz ümit, inkısar-ı haya, emel. Üç tane şey. Emel, ümit, inkısar-ı hayal, hayal çöküntüsü, hedefin ortadan kalkması. Buna başlamadan önce bir mukaddime yapmak istiyorum. Garip yani. Belki üç dakikamızı alır almaz. Çabuk okuyacağım. Ölmek istemiyor. Bir daha. Ölmek istemiyor. Çünkü. Fethi şaşırdın değil mi? Şöyle yaptığına göre. Kaç yaşındasın abi? 70. Maşallah. Doktor senden büyük doktor abimiz. 5. Ama sen çift sanımda dua ettin 66'da zor. Dedin ki terste olsun. İnşallah. Ben de dedim ki kişi 2 sene ilave edelim. 101 yaptım. Vay. Ölmek istemiyorum çünkü yazar mısın niçin ölmek istemiyorsun? Bu dünyada şu iş için kalmaya değer dediğim kalmaya değer dediğin ne var? Dünyada şu iş için kalmaya değer. Ne var? Yani yaz bakalım. Televizyon, internet, cep telefonlarından uzak olacağım. Bunun için mi ölmek istemiyorsun? Yok, haber, futbol dinleyemeyeceğim, seyredemeyeceğim mi diye ölmek istemiyorsun? Sorguluyorum kendime yani. Niçin ölmek istemiyorsun? Sıkıştıracağım şimdi. Televizyon, internet, cep telefonlardan uzak mı olmak için olacağım diye ölmek istemiyorsun? Yok. Haber ve futbol seyredemem. Onun için ölmek istemiyorum. Durdu. Yoksa para kazanmak için mi? Mal biriktirmek için mi ölmek istemiyorsun? Sordum. Siz de sorun kendinize. Yoksa kadınsa erkek, erkekse kadın için mi ölmek istemiyorsun? Yoksa torunları göreyim, dünyada ne oluyor bileyim, karnımı lezzetli yemeklerle doldurayım, dostlarımla sohbet edeyim, arabama bineyim, güneşi, doğayı seyretmek için, tatillere gitmek için ölmek istemiyorum. Bunun için mi? Bunun için bu sıkıntıyı çekilir mi? Sahi ya, bunlardan hangileri için ölmeyeyim diyorsun? Bunların hangileri için ölmeye değmez diyorsun? Yok abi, günahımın cezasına gitmek istemiyorum. Onun için ölmek istemiyorum dedi. Günahlarımın cezasına gitmek istemiyorum. Onun için ölmek istemiyorum. Adam diyor içeride, bunda samimi misin dedim ona. Günahlarından korkarak mı ölmek istemiyorsun günahlarından dolayı? Samimi misin dedim, durdu. O zaman eğer samimi olup olmadığını denemek için ben sana bir ölçü veriyorum. Kendime demişim de isteyen nefsini alır. Günahından korkanlar tövbe, istiğfar ve hayatına radikal kararlar alarak telafiye giderler. Yani gayrimeşru ve seni oyalayan şeyleri terk eder. Kalbini tecerrüt, aklını teklerle aktif eder. Bunu da yapmıyorsan azap korkusundan da samimi değilsin. Yalandır. Eğer cezandan korkuyorsan telafi etme şansın var. Yapmıyoruz. Cezadan korkuyorsun ama adım atmıyoruz. Samimi değilsin. Kendi kendini aldatıyor. Sahi ya o zaman. Niçin yaşamak lazım? Son yerim bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki bir mana, toprağın üstü, toprağın altından daha hayırlı ise ölümü istemeyiniz.
demiş. Daha hayırlıysa. Peki daha hayırlı yapan nedir? Hayatında hizmet var mı? Ubudiyet var mı? İbadet var mı? O zaman yaşamaya değer. Mesela bugün harcadığın masrafa bak. Sana edilen masrafa bak. Güneş masraf etmiş sana. Atmosfer, hava, dünyanın dönüşü sana masraf edilmiş. Karaciğer, böbreği kullanmışsın, masraf olmuş. Öfkeyi, gadabı, hiddeti, sevgiyi, muhabbeti, adaveti, anlayışı, feraseti gibi maddi ve manevi değerleri kullandın. Bak bakalım hepimiz, bunların bedeli ne kadardır? Bunları kullandık. Peki buna mukabil ne yaptık ki? Olsun, bunları harcadım ama yaşamaya değil. Namazın varsa, 5-10 dakika risale okumuşsa, haftada bir gün en az derse gitmişse, internet, televizyonlardan, cep telefonlarından zaruri olarak işlerinin dışında kaçmışsan, vallahi yaşamaya değer. Ölme, kal dünyada. Hizmet için yaşamaya değer. Çünkü dünya bir üzüm tanesi yedirir, 10 tokat vurur. O sen yukarıya çık, ya sen yukarıya çık, 5-6. katta çok güzel takla atırsın. Babası sen ayarlayacaksın, bize söylettirmeyeceksin. Şimdi mevsiyet. Bak şimdi. İnsan ki. Şuraya bak ya, ne yazmış ya. Aman ya. Evet gibi kardeşler. Bir tanesi dedi ki, ya ben bu dersleri dinleye dinleye karıştırıyorum dedi. Bazen günde öyle bir garip hisler geliyor ki, hakikaten burada mıyız? Suretten esma yoluyla hakikate geçince böyle değişik haletler oluyor. Bu zaten ölmek niçin istemiyorsun veya niçin? Yani onların teröşuatları. Tesbihat yaparken garip bir his ama niye geldiğini bilmiyorum. Belki birisinin işine yarar. Bak şimdi, ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruhtur. Bir daha, ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh. Acaba hem ruhunda, bir insan düşünün, paragraf paragraf okuyacağım, hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde, dehşetli musibetlerle, yani kalbe ait kalbi elem, ruha ait ruhsal elem, aklın elemi, en acibi de vicdan elem. Ama yaşamayı anlamsız kılıp intihar ettiren ruhsal elemdir. Bundan konuşmuyoruz. Böyle bir azap çekin bir adam düşünün. Aklın çıkamıyor işin içinden. Vicdanın yaptığı ihanetleri yakıp yıkıyor. Kalbi, ruhu hayat anlamsız kılmış. Böyle bir adam. Tamam. Böyle bir musibetlerle musibetsede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın. Bu adam, böyle bir adam. Tamam mı abiler? Cismiyle beden, Mercedes, lüküs gömlekler, baklavalar, çörekler. Cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir ziynet, şaşağı. Servet içine oturduğu koltuk altın. Uçağı altın dizayn edilmiş böyle. Cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir zine ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi bu adam? Hala buhran geçiriyorum ama masalar altın. Ha? Mesela bugün bir tane aradı. Ama abi seviyorum. Şimdi bir koltuk düşünün dedim. Koltuğun yüzü atlas kumaşta. Koltuğun direkleri altında. Son paha biçilmez bir koltuğun için üstünde oturuyorsun. Fakat koltuğun üstünde yılan var içinde. Bir daha. Koltuk en paha biçilmez malzemelerle yapılmış. Hamza abi. Tamam, atlastan, direkler altından. Yani çok değerli bir koltuk. Ama bir sorun var işte. Koltuğun, çekyatın altında yılan var. Deşikli.
böyle kıvrılmış. Gerçi üstünde oturuyorsun yani, çıkamıyor ama altında yılan var. Der misin? Altında yılan var ama bunun üzerine bir uyku çekeyim. Yatabilir misin? Kaportayı nazara alanlar, zahiri dünyanın şatafatını nazara alıp evlenenler, hayatta iş yapanlar, tercih yapanlar buna benzer. Ruhu yılan, cesedi altın. Kaportası altın. Kaportası altın. Azap azap içinde kalacaksın. Ey yeni evlenecek gençler, ey iş tutacaklar, ey dünya hayatında bir şeyi hedef yapanlar, sureti tantanalı şeylere aldanma. Aldanma. Kaportası aldatmasın. İçi yılan. Yılanın üzerinde oturulmaz, yatılmaz. Ustad ve dinimiz kalbine mukabil kalp diyor. Bedenine beden demiyor. Kalbine mukabil bir kalp. O abi nerede? Ya bu düşünce olsun da sen bir kere ona adım at. Hani adımın bu olsun. Tamam. Şimdi bir adam düşündük. Bu tarafa şey kayın. Geçin böyle. Geçin önünden geçebilirsiniz kameranın. Geç abiler geç hadi. Ben devam edeceğim. Geç abim geç. Çabuk. Geç. Şimdi bir insan var. Doğruyla yanlış birbirine karışmış. Geç bak. Mahkum olmayın kamer. Bir insan düşünün, zihni doğruyla yanlış birbirine girmiş. Vicdan azabı çekiyor. Kalbi günahlardan buzuşmuş böyle. Ruh zaten anlamını yitirmiş. Böyle bir adamın tantanalı bir hayatta olması buna saadet getirir. Ona mesut denilebilir mi? Aya görmüyor musun ki bir adamın, bak hepimize bakan bir cümle var, beni çok etkiledi bu. Bir adamın cüzi bir emirde meyus olması, cüzi bir emirde meyus olması, yani bir isteği yerine gelmemesi. Gelen bir telefonda dünyası altı sol. Bak bir insan biz, böyle bir hayat yaşanır mı ya? Yani nasıl bir hayatın üzerinde hayatımızı bina ediyoruz. Küçük bir haber, küçük bir olumsuzluk, bir isteğimizin yerine gelmemesi dünyamızı çökertiyor. Bu kadar basit sebep üzerine ciddi hayat kurulur. Nasıl yaşanıyor ya? Bir gün olsa da dostlarımdan bir ölüm haberi gelmesi. Abi uçağını ayarlasak da gelebilir misin? Bak, cüzi bir emirde meyus olması, bir. Vehmi bir emelden ümidi kesilmesi, bir emeli var. Ümidi kesildi. Ne güzeldi ya. Olsaydı keşke. Nerede biliyorsun Yalcan? Bak, cüzi bir emelden, dedik ya emel. İsteği, küçük geleceğe ait bir isteğinden meyus oldu, olmadı. Kesilmesi, emniyetsiz bir işten inkısarı hayale uğraması sebebiyle, lan sen beni inkısarı hayale uğrattın demesiyle, sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor. Tatlı hayaller ona acılaşıyor, şirin vaziyetler onu tazip ediyor, şirin vaziyetler onu sıkıyor, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Pof, değil mi? Dünya ona dar geliyor. Nar geliyor. Dar geliyor ki kabire girmek istiyor. Yani hayat ne kadar anlamsızlaşmış ki intihar, murt gitmek çıkış yolu olmuş. Çıkışa bakın. Bu çıkışsa, bu çare ise, bu ilaçsa çektiği ruhsal azabı hayal edebiliyor musunuz? Bu hayal. Yani bir hayal et. Bu çıkış yolu mu? O an böyle bir çıkış yolu olur mu? O zaman ruhsal azabını bir seyret. Bir gir. Şimdi soruyor. 22 yaşında. Kanka senin ne diyorlar? Lösemi. Lösemi. En çabuk. Lösemi.
Doktorun burada mı? Burada. O doktorla gittim. Öteki doktor birkaç tane var da. Ben de vardım abi. Ha, beraber miydik? Çaktırmada ne soruyor biliyor musun? Çaktırmada ne soruyor biliyor musun? Hocam, burada bir arkadaş var. Sesinden sanki anlamıyorum. Hocam, bu kovuşta bir arkadaş var. Belki görmüşsündür. O hayatına noktalamak istiyor da, ben dur hocam vardı, bir sorayım caiz mi, yani ne kadar, ne cezası olur. Onun için hocam, soruyorum hocam, yani arkadaş için soruyorum hocam, anlat takkeme. Derse gel dediğim zaman zamanın yoktu. Kitap oku dediğin zaman, ya bir sürü işimiz var ya, 40'tan sonra yapacaktık. 22 yaşındaydım ben. İnternetten baktım, çok yakışıklı bir çocukmuş abi. Öyle o gördüğümüz gibi. Allah'ım. Yemin ediyorum. Yani bulursam çekeceğim fotoğraflarını, göstereyim, şaşıracaksın. Gördüğümüzle hiç alakası yok. Resmi. Hiç. Ya. Zamanın yoktu. Zamanı verene zamanın yok. Zamanı Allah sana verdi. Zamanı verene zamanımız yok. 22 yaşında. Koğuştan hocam ya, koğuştan birisi soruyor. Ben sormuyor. Hı-hı. Geliyor. Yok hocam, gelmene gerek yok. Belki de o çıkmıştır. Yok, sana geliyorum. Tamam, bana gel. Zamanı verene zamanımız yok. Değil mi 10 dakika kitap okumaya? Dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şahametin ne? Şahametin ne demek? Senin anlayışla, tamam, senin küçük dünyanla, kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun bak, kalbinin en derin köşelerinde, ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen, kalbinin en derin köşelerinde, ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen, kalbin en derin köşeleri günahlardır. Ruhun ta esasında dalalet, küfür, şirklere taraftar olmaktır. Kafirden bahsetmiyor bu, Müslümandan bahsediyor. Yani feveylül lil musalli, namaz kılanla, namaz kılmayanlara yazıklar olsun demiyor biliyor musunuz? Feveylül lil musalli, erayet ellezide. Namaz kılmayanlara yazıklar olsun demiyor. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Başka bir hadiste de kişinin namazı sizi aldatmasın. Peki ne diyor? Yani yapar yapar küfre, dalalete, zındığa, İslam ve Kur'an düşmanına taraftar olur. Çarpı sıfır eşittir sıfır. Hiçbir şeyin manası yok. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Kafire taraftar olduğun anda küfrenize küfür. Bitti. Bak. Kalbinin en derin köşelerinde, ruhunun ta esasında dalalet darbesini ye. He? O, ben şöyle anlıyorum. Kalbinin en derin kebairlerdir. Ruhun ta esasında itikatlar. Arkadaşlar, ilk önce kendimizi, sonra çoluk çocuğu, Allah için yalvarıyorum. Ne olursa olsun Ahmet Mehmet için küfre, zulme, şirke, dalalete, yanlışa taraftar olmayın. Bütün habitat amarının her şey gidiyor. Böyle bir darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtaya uğrayan, yani bu dalalet yiyince bütün emeller vardı, hedefler vardı, arzuları vardı, inkıtaya uğramış, kesilmiş. Yok ki 22 yaşında bakıyor, hani şey gibi, mesela ben sekerata çok gittim, siz de gitmişsinizdir, yakın akrabalarınızda yatıyor ya. Size bir misal vermiştim. Bir hasta var, tamam mı? Kanser vesaire başka. Böyle bakıyor. Baktığı zaman gözü düşmüyor boşluğa. Baktığı yere bakıyor. Yani canlı bakıyor. Geçmişi güzel geçti. Böyle baktığı zaman gözü boşluğa düşer. Yani ip atar ya da acı. Bir atar, şşt, boşluğa düşer. Bir atar, şşt, taktı mı? Taktığına delil nedir? İp gergin. İp gergin olursa çıkarsın. İpi gerginse daha takmış demektir. Ümitlidir. Şey diyor, Hulusi abi diyor ki, iman 37.
37-38, 47'de de var Barla'da. İman ve ümit gibi âli sermayem varken, arkadaşlar Allah'tan ve ahiretle, bak Allah ile ve ahiretle ümitli yaşamak kadar dünyada ne mutluluk verebilir ki insana? Allah ve ahirette ümitli olmak. Bak mesela, bugün kalbiniz dursa şimdi, hemen 10 saniye müsaade ediyorum. Ben kendime vallahi sordum. Hangi ameline güveniyorsun? Yok ya, nereye, böyle şey yapmayın. Kibarlık için kendine değil. Hemen kalbine geleni soruyorum. Vicdanın ne dedi? Neyine güvendi? Bak bakalım. Hiçbir şeye mi güvenmedim ama burada olduğuma sevindim. Bak. O geldi aklıma. Hafesi var. Allah'a güvenmedim. He? Allah'a güvenmedim. Yani sizin hatırınıza ne geliyorsa o. Bana geleni söyleyeyim mi size? Bana geleni. 17 yaşından beri bu dairenin içinde. Bana geleni söylüyorum. Bak dershane değil. 17 yaşından beri. Ameline baktım. Vallahi Allah şahit olsun. Sizi kandırırım, Allah kandıramam. Hiçbir şeyime güvenemedim. Yalnız şu oldu kalbim dedi. Samimi. Samimiyim. Yanlışı da samimiyim. Yanlışıma da tamam diyor. Bu benim yanlışım. Evirip çevirip kıvırmadım yani. Samimiyim. En zor şartlarda bile Müslümanların imanı için yanlışı söyledi. 94'te o Lozan'ın iç yüzüyle 2012'de FETÖ'nün münafık olmasıyla, yani Rüşt abi dedi ki bundan sonra yaşamasan da olur. Yani şu, amelde değil. Baktım ki kalbim şöyle dedi. Ya Rabbi, sen biliyorsun dedi. Herkes kendisine malzeme olsun diye söylüyor. Benim hakikaten hiçbir amel, bunu söylediğimde dedi. Samimiyim. Samimiyetimden başka. Allah'a samimiyim. Allah'ım sana samimiyim. İmanımda samimiyim. İmanımda samimiyim. Başka şey. Onlar sana iman etmekte samimiyim. Başka şey bilmiyorum. Hiçbir şey önüme getirmedi. Allah biliyor. Samimiyim. Böyle evirip çevirmeyeceğiz. O da nedir? Kardeşim samimi, hakka taraf geldik. Batıla düşman olacağız. Hedefin belli olacak. Hedefin belli olacak. Kral benim. Allah ile ve ahirette ümitli misin? Kral benim. Gerisi hikaye. Elhamdülillah. Allah ile ümitliyiz. Bak bu ne güzel dedi ya. Tuhaf birisi ya bu da. Ya ne diyor? Burada olduğuma sevindim. Fesuva. Aferin. Elhamdülillah. Dalalet darbesini cihetiyle bütün emelleri inkıtaya uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden. Bütün elemler oradan çıkıyor. Böyle ruhunun ta derinliklerinde, ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen de ümitler gidiyor. Hayat anlamsız oluyor, intihar seçenek oluyor. Allah ile ümitli olmak. Böyle bazen kalbiniz olur ya, acaba kalp krizi mi geçiriyorum? Hayır. Pıt 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 yapıyor ya. O anda samimiyetin belli. Aa Allah diyorsun, odaklanıyorsun, ben karışmıyorsun. Ne olursanız. Çok yaptı da bizim arkadaş. Böyle pıt 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 yapınca tak Allah. Ne yaparsan yap. Çünkü mal senin. Emelleri bundan dolayı inkıtaya uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden bir çare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Neyle temin edeceksin yani? Hangi servet insan mutlu olacak? İki, dostun yok, samimiyetin yok. Bir Allah için bir adamı sevmedin, ziyaret etmedin, tamam mı? Telefonu kaldırdığın zaman, sıkıldığın zaman arayabileceğin dostun yok mu? Veya şu, tamam mı? Yani ya canım sıkıldı, gidip de bir ferahlayayım, bir ders yerin yok mu? Bir istikrarlı bir hayatın yok mu? Zıp 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 yok. Seni tanıyorlar da senelerce bir yere gitmişsen orada birileri tanır. Yani orada bir çevren olur. İşte o seni rahatlatır. Sohbeti var, ihvan, tilaveti Kur'an, münacatı var. İnsanı rahatlatan. Bir çare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zail, yalancı bir cennette cismi bulunan
ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? İşte sen bir çare beşeri baştan böyle çıkarttın. Yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Bu sefil internet, televizyonlar azap çektiriyor. Perişan etmiş, o kadar perişan etmiş ki aleyhinde bulunanlar da içine düşmüş. Daha aleyhinde bulunamıyor. O da içine düşmüş. Pervane var ya pervane. Ampullerin, lambaların etrafında dönen ışık dönüyor dönüyor sonra yanıyor. Ama aldatıcı o kadar sebep var ki hizmet namı altında insanları da çekiyoruz o gaya çukuruna. Ben bir kanala çıksam mutlaka oradaki reklamı da dinleyeceksiniz. Çünkü biraz sonra gene ben çıkacağım. Benden önceki ve sonraki ya filmlere takılacaksın. Hasan abi çıkıyor baksana ya niye evi almayayım diye özürün olacak. Ben bunu nasıl ödeyecektim size? Seni çıkarmayız abi. Sen demiştin ya bomba koyun arabada. Doğru dedin. Allah razı olsun. Aynen. Hakkınızdır. Böyle bir hakkım yok benim. Sizi aldatmaya hakkım yoktur. Efendim abi. Allahu Ekber ya. Bak şimdi. Mesleğimizde ve hizmetimizde bazı arızalar ile inkısar ve hayal cihetiyle şükür yerine inkısar ve hayal olmaz. Geçin arkadaşlar. Böyle gel gel gel. Böyle geçin. Yer ver. Kalk kalk. Geçin önden. Geç geç geç. Mustafa. Böyle. Gel abi şimdi. Oturma oturma oturma. Geç 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 geç. Geç kameradan da geç. Bak oralarda yer vardır herhalde. Bir yerlerde bulun kendinizi. Sıkışın. Bir daha mesleğimizde ve hizmetimizde var. Toparlanın. Mesleğimizde ve hizmetimizde bazı arızalar ile inkısar ve hayal cihetiyle yani gelemedin, okuyamadın. İnkısar ve hayal ciheti yok. Hayal çöküntüsü yok. Hedefimiz ip. Dağa attık ipi. Takıldım. Gergin. Tut kardeş. Gitmesem öyle ipin gergin olsun. Bir hadis oldu mu çıkarsın. Ha. İnkısar ayağın ipin boşa düşmüş. Ha, ustak diyor ki inkısar hayal cihetiyle şükür yerine mevsiyetle şekva etmeye sebep olur. Belki de hizmetten vazgeçer. Onun için mesleğimizde kanaat daima şükrü ve metaneti sebatı netice verdiği için ihlas dairesinde hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsızlık gösterdiğimiz halde neticelerine ve semeratına karşı kanaata mükellefiz. Emir daha 1.90. Yani hizmet ediyoruz, koşturuyoruz, olmuyor. Seni ilgilendirmez olup olmaması. Sen yolunda bulunacaksın. Kanaat edeceğiz, şükredeceğiz, metanet olacağız. Böyle sıkıntı görünce Kur'an-ı Kerim'in açık mealiyle topukların üzerine geri dönmeyeceğiz. Benden eyvallah yok. Sebat edeceğiz. Allah için ihlas dairesinde hırs edeceğiz. Çünkü ahiret için hırs caiz. Ama netice Allah'a aittir. Kabul ederler, etmezler. Dinlerler, dinlemezler. Kılarlar namaz, kılmazlar. O senin, benim işim değil. Kalpler Allah'ın elinde. Emir Dabi 241'den okuyorum. Dünyanın mahiyeti anlaşıldıktan sonra, bu çok önemli, elbette hayat ebediyeden başka beşeriyetin o inkısar-ı hayal yarasını tedavi edecek Kur'an'dan başka yoktur. İnsan ümidini kaybetti. Allah'tan başka ne ümit olabilir? Kardeşimiz, arkamızda aslan, ece, önümüzde kabir, sağımızda solumuzda yaralar, kanser, kalp krizi, tansiyon, kolesterol, bir sürü şeyler. Sağımız solumuz bu. Lan böyle bir ortamda insan nasıl mutlu olur ya? Yani arkamızda cehennem tehdidi, cennet ümidi, as tepemizde bu. Aslan arkada, önümüzde kabir, kuyu, sağımızda solumuzda kanserdir, veremdir. Ya ne tuhaf bir alem ya. Yani böyle bir oynak bir zeminde nasıl bir ciddi hayat kurulur ya? Ciddi ciddi hesaplar yapıyoruz tamam. Ciddi ciddi hesaplar nasıl yapacaksın ya? Hiç öyle hesap yapmadık. Ne yapacağız? Allah'ın izniyle eğer tılsımı çözersek aslan nereye inkılap eder Osman? Ata. He? Musakar ata. Şey kabir, ajdera. Bahçe.
Bahçeye. Peki. Sağ ve sol yaralar nereye? Gülü Muhammed'i. Gülü Muhammed'i inkılap eder. Aferin. Alıcım benim. Bize şimdi lazım kemali teslimiyetle sabır ve temkinde bulunmak ve bilhassa inkısar hayale düşmemek ve bazen ümidin hilaf-ı zuhuruyla meyus olmamak, muvakkat fırtınalarla sarsılmamak, yeni siyasi hadiselerle sarsılmamak, inayet-i ilahiyenin imdadımıza gelmesine tevekkül ile beklemektir. Aile hayatında da kullan. Olmadı bir şey. İnkısar hayal yok. Allah'ın inayetini bekle. Demek ki lazımdır ki öyle olsun. Öyle olması lazımdı. Burayı okudum. Doğru söyledim. Uyarmıyorsunuz. Burayı okudum. Kola kalırsın. Bu her şey. Yok yok, orayı okuduk temalar başta. Elbette bize lazım kemali teslimiyetle sabır ve temkinde bulunmak ve bilhassa inkısar hayale düşmemek ve bazen ümidin hilaf-ı zuhuruyla meyus olmamak ve muvakkat fırtınalar ile sarsılmamak. Şuraya bak, psikoloji ölçüler ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak şu kaydelere bak bir daha. Bize lazım kemali teslimiyetle sabır ve temkinde bulunmak, bilhassa inkısar hayale düşmemek, bazen ümidin hilaf-ı zuhuruyla, yani ümit ettik ama olmadı, meyus olmamak, muvakkat fırtınalar ile sarsılmamak, hastasının eline reçete verdiler, kansersin, sarsılmamak, işin düzgün gitmedi, evlendin, sebeplerin uyduğun halde iyi çıkmadı, sarsılmamak, gerçi inkısar-ı hayal, ehli dünyada kuvve-i maneviyelerini ve şeflerini kırar, fakat meşakkat ve mücadele ve sıkıntıların altında inayet ve rahmetin iltifatlarını gören Risale-i şakirtlerine inkısar-ı hayal gayretlerini ve ileri atılmasını ve ciddiyetlerini takviye etmek lazım geliyor şu anlar. Rahmet-i ilahiden ümit kesilmez. Mektubat 327. Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Barla 66. Çareler. Peki tam bu kadar konuştum da kardeşim. Çareleri söyle bir şekilde yaptan. Çareleri söyle. Ben zaten şeyleri sevmiyorum. Ben olumsuzlukları sevmiyorum. Bir tane söyle dedi. X cemaattan çağırdılar beni. Hocam diyor biraz dedi biz haylaz gençler gelecek. Biraz cehennemden bahseder misin? Beni çağırma, başkasını çağır. Nasıl olacak dedi. Sen karışma, beni çağır bakalım. Çareler. Çareden söyledi. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi çükmünde hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları, elemleri ve belaları ise dairesi gözü hayali nereye gitmiş ise yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. İnsanın sıkıntı sahası hayal dairesi kadar geniştir arkadaşlar. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün kör olmayan görür derk eder. Sözler 19. Arkadaşlar şimdi 22 yaşında lösemi mi dediler? Kardeşim. Şimdi söyleyin bakalım, şimdi lösemi hastası Allah göstermesin eline verdiler kağıdı. Bu derece aciz ve zayıf ve fakir muhtaç olan sen, ben, ruhu beşer, beraber yatıyoruz hastanede. Bak, ibadet, evet kanser oldum ama elhamdülillah kaza namazlarımı da başlamıştım. Kısmen oruçlarımı da bitirdim. İbadet, o anda tevekkül, tevhid, kanser elinde, teslim, ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu o zaman anlar.
Teslim, tevekkül. Ne olduğunu o zaman anlar. Teslim. İmdat. Bir tanesi dedi ki, abi dedi bunlar dedi, o anda gelir mi bunlar? Senin alakası yok. O sistem, moda girdiğin zaman bütün hayatın tek vücut oluyor. Hepsi tırırt geliyor. Bir aletimi söyleyeyim size? Daha önce söylemiş miydim? Dedim ya Rabbi, Rahman'ın Rahim'sin. Benim Allah'ımsın. Benim Rabbim. Ben seni böyle biliyorum. Vallahi şimdi korktuğum gibi ölüm korkusu, seken hatta bana gelse bu bile yeter bana. Bunu da istemiyorum. Şu andaki ölüm korkusu, tamam mı? O can vermek. Şey daha beni çok rahatsız ediyor. Oralara pek gitmek istemiyorum. Var ya böyle bir metre yükseklikte taş fırınlar var. Kürekle şey çıkartıyorlar, ekmek. Tamam mı? O bir kenarda odun yanıyor. O alevi bu tarafa gelip o iki taş arasında kalksan, orada otursan kalkamazsın. Böyle olman lazım. Ha, bu kadar bir yüksekte. Orada o tuğlanın üzerinden ekmeği koyuyor, çıkarıyor. Dedim ya Rabbi, bunlar beni rahatsız ediyor. Bu ne duruyor? Tamam, üzerimizde, tepemizde duruyor. Meğer hamuru yaptığımız zaman yenmez. İlle pişmesi lazım. Cehennem endişesi, korkusu fıtratımızı, yani yol var ya, güzergah. Yani bariyerler. Sağ ve sol. Yani meğer güzergahı çizmek için cennet ümidi, cehennem korkusu insanın fıtratını, istidatlarını kıblesine koyuyormuş. Cehennem tehdidini kaldırırsanız kıblesine çıkıyormuşsunuzdur. Şöyle düşünün. Din olduğu halde, cehennem olduğu halde bu haldeyiz. Bir de cehennem tehdidi yok. Ne olur? Kaydı yani değil mi? Defransiyonun şu an her şey çekildiğine kaymış gitmiş. Bomboş olur. Kimse kalmamış. Demek ki bariyerler sağ ve sol ya. Eğer cehennem tehdidi ve cennet ümidi olmasa insan istikamette olmaz. Ama ben dedim şu anda rahatsız oluyorum. Bana bir çare ver Allah'a dedim. Yatsı namazı mı? Hangi namazdan arkadaşlar? Akşam. Akşam yatsın. Ondan sonra meğer Müslüman'a Allah şunu vereceğini, Allah'ın, benim kanaatim. Kanaate itiraz edersen senin işine yaramam. Sekeratta, ölüm anında Allah Müslüman'a ölümü sevdirecek. Bu korku bile olmayacak. Buna delilim, sekeratta görmüşsünüzdür. Üç gün, bir hafta şey yapıyor. Peki böyle ölmüş gibi olan ceset bir anda diriliyor. Demek ki bir yer görür, sevdiriliyor. İnsan dehşet görse öyle de gördüm de onu ben mesleğim değil. Böyle nara atması, nara atanı da biliyor. Yatıyordu. Diye bir nar attı. Ne Kur'an kaldı bende ne abdest kaldı. Allah, denmez de güya korkmuyor, tamam mı? Ne abdestin kaldı ne bir şey yaptı. Acayip oldu. Evet. Kaynıyordu resmen. Evet. Diye dudaklar testlerini gözler şey yaptı falan. Oysa sessizdi. Bir anda olunca böyle canavar korkmadı gibi. Peki yatarken ne gördü ki dehşet aldı? Peki ötekisini söyleyeyim. Ha, açalım ha. Ya açar mısın oradan da böyle? Peki ne gördü ötekisiydi ki? Bir tanesi şöyle yaptı, hiç konuşamam bir an. Niçin zahmet yürüdünüz? Ha, demek ki sevdirildi. Yaşarken korktuğumuz gibi bir yer olsa böyle yapmaz. Ölüm sevdiriliyor. Ama adam gibi olacağız inşallah. İnkısar hayal yok, ümitsizlik yok. Öyle bir şey yok. Niye? Mektubat 320'de okuduk ya. Ne dedi? Rahmet-i ilahiyeden ümit kesilmez. Kim kesti arkadaşlar? Görüyor musunuz? Melun kesti. Allah'tan ümidini kesen Allah'tan ümidini kestirir. Allah'tan ümitli olanlar hep ümitli konuşur. Korkanlar Allah ile korkutur. Allah'ı sevenler sevme ile anlatır. Allah korkarak tanıyanlar korkarak anlatır. Sermayesi bu. Torbasında ne var? O torbasında bu var. Meyus ve ümitsiz. Allahu Ekber. Orayı okuduk. Gene nasıl kaydı? Başka okuyoruz. Aşağı iniyorum. Sözler 19 oldu. İnsanın ebede uzanmış emelleri,
ve kainatı ihata etmiş efkarlar. Bu dersi dinlerken önümüzde mezar, kefen, yatıyoruz kanser veya ağır bir hastayız. Sekerat geldiği zaman. Böyle bir hayal içerisinde bu dersleri dinlersek ne kadar ümitli olacağız. Ne kadar güzel anlayacaksın. Bak, insanın ebede uzanmış emelleri, sonsuzluk, emeller var. Daha çok işler vardı. Ve kainatı ihata etmiş efkarları ve ebedi saadetlerinin envana yayılmış arzuları gösterir ki bu insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir intizar salonudur. Sözler 88. Neredeydi abim? Şu an seçili. Bu mu? Bunu temizlememişsin ki ekranı. Sadece bir dosya var. Bir tane mi çıkmış? Sadece bir dosya var ya. Bir tane mi var? Bu yok mu? Yok, 5 sayfa bir dosya. He? 5 sayfası için devam ediyor abi. Devam ediyor mu aşağıda? Aynen. Ha şöyle. He. He tamam tamam çok güzel. Nader mazi macali hulul nader mustakbel medari nüfus est. Farsça. Dedi ki ne geçmiş zamana hulul edilebilir ne de gelecek zamana nüfus edebilir. Abi göremiyoruz. Ha. Ne geçmiş zamana hulul edebilir ne de gelecek zamana nüfus edebilir. Mazi ve müstakbele ait emellerime ve elemlerime faydası yoktur. İman dizginini cismi hayvanın elinden alıp kalbe ruha teslim ettiği için maziye nüfus ve müstakbele hulul edebilir. Çünkü kalp ve ruhun daire hayatı geniştir. Sözler 210. Şimdi daha 5 tane var. Bunu atlasam mı burayı? Şey var. İnsan alemini okumam lazım. Ha, şu 5. medarı okuyacağız. 5. medar. Çünkü ha şurası. İsterseniz orayı da okuyalım ya. Biya ey nefsi nefer can ve cudi faniyi hudura feda kün haliki hudura ki in hasti ve di a haset. Madem hakikat böyledir, gel ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emeller ile ve elemler ile muptela bedbah nefsim. Uyan, aklını başına al. Nasıl ki yıldız böceği kendi ışıkçığına itimat eder, gecenin hadsiz zulümatında kalır, bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur, bütün dostları olan çiçekleri güneşin ziyası ile yaldızlanmış müşahede eder. Öyle de kendine vücuduna ve enaniyetine dayansan, yıldız böceği gibi olursun. Eğer sen fani vücudunu, o vücudu sana veren Halik'in yolunda feda etsen, bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nuru vücut bulursun. Hem feda et, çünkü şu vücut sende vedia ve emanettir. Evet, nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve muptela ve nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun ve pür sevda bir kalbin kut ve kuvveti her şeye kadir bir Rahim-i Kerim'in kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir. Sözler 270. Okumak istediğim şu, burası da çok harikadır. Ahiretin ispatı hem de. Toparlanırsak, bunu anlasak yeter inşallah. 5. medar. Beşerin cevheri ruhunda, insanın ruhunda, ruhunun cevherinde derc edilmiş, konulmuş gayri mahdut istidat. Ne varmış? İnsanın
ruhunun cevherinde nihayetsiz istidat varmış. Ve o istidatta gömülü, mündemiş olan gayri mahsur kabiliyetler varmış. İnsanın cevheri ruhu var. Onun içerisine istidat koy. İstidanın içerisine kabiliyetleri koy. Ve o kabiliyetlerden neşet eden hadsiz meyiller var. Kabiliyetlerin içerisinde de meyiller var. Ve o hadsiz meyillerden de hasil olan nihayetsiz emeller var. Görüyor musunuz? Emeller var. Hepimizde var. Emel değil mi? Emel neydi? Emel. Arzular, istekler. Arzular, istekler yani. Ne kadar vardır mesela? Senin ne kadar isteğin var? Hüseyin Bey, çok var. Sonsuz. Bitmiyor ki. Allah ihtiyaç mıdır? Tersin. Tamam, daha ne olacak ki? En büyük tane. Allah ihtiyaç mıdır? Bir tanesi dedim ki, Allah ihtiyacın mı dedi? Dedim. Hiç öyle bir şey düşünmemiştim. Allah hakikaten nasıl ihtiyaç olur dedi ya. Allah'a iman ederim dedi ya. İhtiyaç olur mu dedi ya. Allah Allah. Allah ihtiyaçtır ya. Öyle bir ihtiyaç ki. İhtiyacımızın talepçisi olarak iman ediyoruz. Ha, demek ki ruhumuzun cevheri var. İçinde ne var? İstidat. Hadi bakalım. İstidatın içinde ne var? Kabiliyet var. Kabiliyetlerin içinde ne var? Meyiller var. Meyillerin içerisinde ne var? Emeller var. Ve o nihayetsiz emellerden tevellüd eden gayri mutenay efkar ve tasavvurat insani var. Fikirler ve insanın tasavvurları, düşünceleri. Fikirler ve düşünceleri var. Birbirine giydirilmiş. Mesela şöyle diyeyim. Sen masanda bir şey var. Kırmızı bir şey. Onu hemen getir. Göreceksin, birbirine gelirdi. Ha. Bak bir daha ruh cevherinde istidat var. İstidadın içinde kabiliyetler var. Kabiliyetlerin içinde ne var? Meyiller var. Meyillerin içerisinde ne var? Emeller var. Emellerin içerisinde insanın efkar ve tasavvuratı var. Şu alem-i şehadetin arkasında, yani tasavvurat insanı, şu alem-i şehadetin arkasında bulunan saadet ebediye elini uzatmış, ona gözünü dikmiş, o tarafa müteveccih olmuş olduğunu ehli tahkik görüyor. Yani bunlara baktığımız zaman ruh, gir içeriye, istidat, gir içeriye, kabiliyet, gir içeriye, meyil, gir içeriye, emel, gir içeriye, efkar ve tasavvurat insani. Onun içerisinde ne var? Allah ve ahiret. Oraya gözünü dikmiş. Yani istemeyen var mı? Evet. İşte bizim bir tarafımızda cehennem tehdidi, bir tarafta cennet ümidi, bizi aslında bariyerler gibi yolumuzu çiziyor. Yani bak, niçin ölüm korkusu vesaire sıkıntılar oluyor? Sebebi bu yoldan çıkıyoruz. İnsanın fıtratına uygun yaşamadıkça Allah alarm cihazı koymuş. Yangın olduğu zaman. Nasıl ki bir cihaz koymuş, bağırıyor. Alarm, arabaların alarmı gibi. Sıkıntılarımız ruhtan haber veriyor. Ne kadar bariyerlerden kenara yanaştıkça tın 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 çalıyor. Ne var? Ruhumuzun cevherinde. Tamam mı? Bak bak. Bir defa bu iş için yapılsa bu. Bak abi. Bu ruh cevheri. İçinde ne var? Ruhun içinde istidat varmış. Bir daha bu tarafa göstereyim. Bu ruh cevheri. O içinde ne varmış? İstidat varmış. Onun içinde ne varmış? Kabiliyetler varmış. Masama koyayım bunları düşünmek için. Kabiliyetler var. Kabiliyetin içinde ne varmış? Şöyle biraz çıkartayım çünkü dibe indi. Şöyle yapayım. Meyiller varmış. Meyillerin içerisinde ne var? He? Emeller varmış. Emellerin içinde ne varmış? Efkar ve tasavvurat insaniye varmış. Onun içerisinde ne varmış? Allah ve ahiret varmış. Tam da tevafuk. So. O da 7 kat o zaman. Kaç tane oldu bilmiyorum.
hiç düşünmüyorum. Altı. Altı. He? Tam bir tavaf etti yani. İman esası. Yedi kat. Olmadı mı? Ya altı tane oldu. Üstüyle yedi. Dört. Üstüyle birlikte yedi yapıyor. Yedi. Hakikat değil. Altı. Hakikat. Hakikat İslamiyet yedi diyor ya. Yok yok, iman esas, iman, Allah ve ahiret var dedik ya. 16 yani. 6 yani. Allah nereye vurduysa bilmiyorum ama bu. İkisi 1-7 oluyor diyor üstad yani. Hangisi? Ha. Hakikat İslami dedir. İman esaslarıyla İslam nasıl? Bir de İslam esasları, ha 100... 99. 199 muydu? Kastamonu 199'da da diyor ki, 6 tane iman esası 6, İslam esası da tek sayılır, buna hakikat İslami denilir 7. Bu iman esas 6. 6'ya denk geldi. Yani kardeşim... Birleştiği yerde 7 oluyor abi işte. E bak şunlar demek ki vay be. Hocam arş gibi 7 kat. 7 kat semavat. Semavat diyor. Vallahi. Şimdi sen oturuyorsun. Bu sensin şimdi. Neler varmış sende? Ruh ciğerinde. Ha kardeşim. Bunlar hepsi elini uzatmış, 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 saadet ebediye gözünü dikmiş. Ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. Fani istemiyor. Ne elini tutarsa beka vermek istiyor. Saadet ebediye, işte hiç yalan söylemeyen fıtrat, bak bu çok önemli cümle, işte hiç yalan söylemeyen fıtrat. Fıtrat ne demek? Şu, bak, fıtratla konuşturacağım. Göz diyor ki beni yapan kör değildir. Tersi kim diyebilir? Kulak diyor ki beni yapan sağır değil. Doğru mu? Doğru. Hayatı bana veren, hayat diyor ki hayatı bana veren cansız değildir. Doğru mu? Şuur diyor ki şuuru beni yapan şuursuz değildir. Tamam? Beka diyor ki beni yapan bakidir. Fıtrat. Fıtrat ne yapıyormuş? Yalan söylemiyor. En kesin delil fıtratın şahadetidir. Aklen kandırılabilir mesela. Fıtratın şahadeti reddedilemez. Mesela başka yapayım. Su diyor ki ben ıslatırım. Tamam. Doğru mu? Doğru. Göz diyor ki beni yapan cahil değil. Akıl diyor ki beni yapan alimdir. Doğru mu? Bak farklı farklı. Akıl diyor ki beni yapan alimdir. El diyor ki beni yapan alimdir. Çiçek diyor ki beni yapan alimdir. Yıldızlar diyor ki beni yapan alimdir. Doğru mudur? Doğrudur. Farklı farklı eşyanın, farklı farklı şeylerin aynı şeyi söylemesi kadar kesin doğru ne olabilir? Bir daha. Çiçek diyor ki beni yapan alimdir. Tamam bak. El diyor ki beni yapan alimdir. Ey muallimler bunu çocuklara anlatın. Çiçek diyor ki beni yapan cahil olmaması lazım. Akıl diyor ki beni yapan alimdir. Balık diyor ki beni yapan alimdir. Yıldızlar diyor ki beni yapan alimdir. Doğru mu? Farklı farklı eşyanın aynı şeyi söylemesi kadar kesin doğru ne olabilir? Farklı eşya aynı şeyi söylüyor. Hepimiz beka istiyor muyuz? Sonsuzluk istiyor muyuz? Hepimiz aynı şeyi istediğimiz kadar kainatta gerçek bir şey yok ki. Kafir bile istiyor. En kesin fıtratın şahadeti bekadır. Çünkü kafir de bekadır. O da inkar edilir. Ha bazı cinsler var. İnadına konuşanlar var. Bak güldünüz. Başıma geldiğini biliyorsunuz. Esenyurt'ta cenazeye bindim. Dedim ahiret ispat edeceğim. Tamam mı? Aynı bunun gibi. İnsanda bir beka var. Beka arzusu var. Faniden gelmez. Annen deyken sen... Annen pirinç pilav yedi de sana beka arzusu gelmedi. Sendeki beka arzusu bakiden mi geldi, faniden mi geldi diye sordum. Diye tabii ki insan bekadan geldiğine deli, bakiye gideceğine deli, beka istemesidir. Her insan beka istiyor dedim. İstemeyen var mı dedim. Bir tane cins çıktı demesin ki ben istemiyorum. Ben beka istemiyorum dedi. Hayır dedim. Dedim insanda, her insanda bek arzusu vardır. Ama siz ne kadar insana benziyorsunuz. Çekil git. Ne kadar insana benziyorsunuz. Peki cenaze sahibi olmasa beni yiyecekti de. Hiç yalan bak arkadaşlar bak. Kur'an'ı delil yapmıyor.
peygamberi delil yapmıyor. Hariç delil yapmıyor. Elma armuttan ahireti göstermiyor. Seni sana gösteriyor. Diyor ki hiç yalan söylemeyen fıtrat. Yani fıtrat kendisi o konuşmaktır. Beka arzusu baki, fani göstermez. Göz körü göstermez. Akıl cehaleti göstermez. Hayat ölüyü göstermez. Benim kaynağım hayat diyor ki ölüdür. Göz diyor ki benim kaynağım kördür. Böyle bir şey olmaz. Tamam mı? Doğuştan sağır bir insan ses sistemini kuramaz. Bu kesindir. Yeter ki sen iyi niyetli ol. Fıtratın şehadeti reddedilemez. Bak işte bunu evinize asabilirsiniz. İşte hiç yalan söylemeyen fıtrat ve fıtrattaki şu kati ve şiddet sarsılmaz. Meyli saadeti ebediye, saadet ebediyenin tahakkukuna dair vicdani bir had sikati veriyor. Yani bu sistem, yani ruh çeviri, istidat, kabiliyet, meyil, emel, efkar insani, saadet ebediye istiyor. Tamam, hepsi ama. Saadet ebediye istiyor. Ne diyor bak, diyor ki, hiç yalan söylemeyen fıtrat ve fıtrattaki şu kati ve şiddet sarsılmaz, meyli saadet ebediye, saadet ebediyenin tahakkukuna dair vicdani bir hadsi kati veriyor. 10. sözün 11. hakikati bu hakikati gündüz gibi gösterdiğinden kısa gözüyoruz sözde 521. Saatimiz gelmiştir zannediyorum. Çok. Saat 10'muş devam edebiliriz. Saat 10 işte bir saat oldu tamam. Bir saat oldu. Şimdi bak ben size göstereyim bak size neler hazırlamıştım. Bak sinemadaki perdesi gibi. Yani bu da ahiretin harika bir yeriydi şu. Şu önümüzdeki yer. Ama yerini söyleyeyim. Mektubat 410. İnsanı anlatıyor biliyor musun? Sokacaktı sizi içeriye. Ondan sonra insanı canlandıran emeldir, öldüren yeistir. Mesnevi Nüney'i görüyorsunuz. Ondan sonra ey hizmeti Kur'an'ı da arkadaşlarım. Böyle diyor tamam mı? Burayı da okumuş kabul ediyoruz. Ama ondan sonra neredeymiş şu anlar 100. Mesnevi Nuri 119. Ondan sonra bu neresi? Mesnevi Nuri 199. Çalışarak geldim kardeşim. Hazırladım inşallah. İlk önce kendime sonra size. Mesela ölüm, niçin ölmek istemiyorsun? Başkası için yazılamaz o. O ruhun bir isteğine verilen cevaptı. Belki size de lazım olur diye. İşaret-i Caz 28, İşaret-i Caz 42, ondan sonra İşaret-i Caz 55, İşaret-i Caz 85, İşaret-i Caz 85, Barla Layıkası 49, Hutbe Şami'yi 20, bunları okumuş kabul ettik. İyiydi. İnkısar-ı Hayal, Ümit, bir de neydi? Emel. İnsanın emeli ya cehennemin oluyor ya cennetin oluyor. Eğer emeline ip, dağcının attığı ip gibi atarsak, bağlarsak hedefine o. Son cümlemiz, insan ne kadar sıkılıyorsa, yani kafası darmadağın, kalbi büzüşmüş, ruhu anlamını yitirmişse bariyerlerden çıkmışız demektir. Açlık elemi mucizedir. Eğer aç olduğun halde o elem olmasa yemek yemeyecektin. Ölüp gidecektir. Ağrı kadar mucizeyi bilmiyorum. Hastalık mucizedir. Çünkü sana orada haber veriyor. Hasta ağrı olduğu zaman dişim ağrı tamir ediyorsun. Mide tamir ediyorsun. Ruhum sıkıldı. Onu da tamir et. Diye. Ruhsal sıkıntı tamir etmek için. Açlık elemini yemek yemen için. Diş elemi, diş ağrısı tamir etmen için. Ruhsal, psikoloji sıkıntılar da ruhu tamir, kalbi tatmin, aklı tenvir etmek içindir. Bir daha son. Ruhsal sıkıntı ruhu tatmin, kalbi teskin, aklı tenvir, fiili eyleme dönüştürmek içindir. Eğer onu yapmasak bu elem onda haber veriyor. Açlığını gidermedikçe elem çekeceksin.
وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لَا رَبِّ الْعَالَمِينَ Ya Rabbi el-Alemin! Bu hakikatle haklanmayı nasip eder. Amin. İman-ı kamil ve husn-ı hatim eder. Amin. Hizmet imaniye Kur'aniyede daim kayım sayım eyle. Amin. Hizmet imaniye Kur'aniyede ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmet eştine ve keba ile devam etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi el-Alemin! Geçmiş zamanımızdan, bulu çağımızdan son vaktimize kadar her ne ki senin hoşuna gitmeyen, razı olmadığın fiil ve sözlerimiz ne ki varsa hepsinden tövbe ediyoruz. Allah'ım Gaffar ve Settar Tevvab isminin hürmetine tövbemizi kabul eyle. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmetine kabul eyle. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah, ömrümüze bereketullah nasip eyle. Amin. Kim bizi dua ediyorsa, kime söz vermişsek, kim hepimiz ediliyor ve biz ediyorsak, kimin bizde hakları varsa, kim hizmet imaniye Kur'aniye'de maddi ve manevi hissesi varsa, iki cihanda aziz eyle. Amin. Semavi arz-ı afatlardan hepsi emin eyle. Amin. Cin, şeytan, ervah habise mevadi şerire ve nefsi emmarenin vehim ve vesvesesinden muhafaza eyle. Amin. Allah'ım razı olmadığın hayatı bize nasip eyle. Amin. Vâhirde vâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha tüm as-salavat.